Arkadaşlar merhaba. Serinin 9. videosundayız. Noksan Ati ile ilgili söylememiz gereken her şeyi söyledik. Yine tekrar videosu çekersek hepsinin kabaca karışımı olan bir videoda üzerine söylemeyi unuttuğumuz ya da sizin eksik olduğunu düşündüğünüz bir yer varsa tamamlarız. Ancak bu ve bundan sonraki videolarda biz artık Doğuran Ati'ye giriş yapacağız. Doğuran Ati bizim için önemli. Soruların önemli kısmı buradan geliyor. Doğrunun kendisini e-devlet şifreniz gibi düşünürseniz, hani o e-devlet şifresi birinin eline geçerse onun adıma şirket açar, şirket kapatır, hat açar, hat kapatır gibi düşünürseniz ne kadar kıymetli olduğunu düşünürsünüz. Yani parmak iziniz gibi düşünün. Onu bilmeniz demek, soru hakkında birçok şey bilmeniz demek. Dolayısıyla doğru denklemleri bizim için önemli. Doğrunun analitiği bu noktada bizim için çok önemli. Ben yine bunu da kendi içinde bölümlere ayırdım. Tabi buraları geçiyoruz. Bunlar bir önceki videoların konularıydı. Bunları geçiyoruz. Geliyoruz Doğuran Ati. Yani bizim için önemli olan kısma. Şöyle minicik bir geri. Evet. Bakın Doğuran Ati'nde Doğuran Ati bana kalırsa ben bunu 4 başlıkta işlerim. 4 ana başlık. Yani 4 derste bunun bitmesi lazım. Ancak ilk ders öyle ki içinde grafiği verilen doğrunun eğimi bizim burayı çok iyi anlatmamız gerekiyor. Yani çok iyi anlaması gerekiyor. Ben dolayısıyla başlı başına buraya bir ders veriyorum. Diğerleri kendi içinde seri bir şekilde giden alt başlıklar. Bu grafiği verilen doğrunun eğimini anlarsanız zaten diğerleri hakkında diyeceksiniz ki en zoru buymuş. Bunu anlamak geçmiş. Diğerleri kolaymış aslında diyebiliyoruz. Tamam. Şimdi biz bu videoda doğrunun eğimine giriş yapacağız. Eğim bulma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ben bu 10 dakikanın 10 dakikasının tamamını denkleme verilen doğrunun eğimine vaktimi harcamak istiyorum. Çünkü konsept böyleydi. Her 10 dakikada bir şey öğrenecektik. Dolayısıyla ilk 5 dakikada eğer konu anlatım sizin için bittiyse kapatın, devamını izlemenize gerek yok. Ama ben 10 dakikanın tamamını her başlığa ayırmayı planlıyorum. Daha sonra eğim bulma yöntemleri bittikten sonra doğru denklemi bulma yöntemleri başlayacak. Sonra doğruların birbirine göre durumları başlayacak. Sonra en alttaki iki kırmızı başlığı okuyorum. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı ve bir doğrunun bir doğruya olan uzaklığı başlıyor. Esas soru nereden geliyor? Esas soru buradan geliyor arkadaşlar. Yani bu paralel, çakışık, kesişen ve dik doğrulardan soru geliyor. Sizin burayı anlayabilmeniz için doğrunun denklemi nasıl kurulur burayı anlamanız gerekiyor. Burayı da anlayabilmeniz için doğru denklem için şartlarımızdan biri eğimdir. Gerçi eğim olmadan da hesaplayabildiğimiz yöntemler var ama yine en temelde eğimle alakalı bir durum. Bizim burayı çok iyi anlamamız gerekiyor. O halde lafı fazla uzatmadan şöyle boş bir sayfaya gidelim. Hatta neyden bahsettik? Denklemi verilen doğrunun eğiminden bahsettik. Peki denklem nedir? Neye benziyor? Bunu birazcık konuşalım. Denklem içinde x'in derecesinin 1 olduğu, y'nin derecesinin 1 olduğu, sabit terimin olduğu veya olmadığı denklemlere biz doğru denklemi diyoruz. Bu bizim için bir doğru denklemidir. Şimdi bir doğru denkleminin diğerlerinden ayrılan özelliği ne? Mesela y eşittir x kare. Bu bir paraboldür. Yani eğrisel bir hareket mevzubahis. Şöyle bir hareket mevzubahis. Y eşittir x küp. Bu ne demek mesela? Bu da şöyle. Hopacık şöyle gelen bir grafik. Tabii derece değiştikçe bu dalgalanmalar da artıyor. Peki şunun grafiği nasıl bir şey? Bunun grafiği de analitik düzlemde. Mesela x'e 0 versek y'ye eksil bir yerde keseceğiz. Y'ye 0 versek x'e eksil. Şu tarz bir şey bunun grafiği de. Yani doğru boyunca oluşacak. Şimdi biz bu videonun konusunda neyden bahsediyorduk? Yani denklem verildiğinde eğim nasıl bulunabiliyor? Denklemimiz neydi? 2x artı 3y artı 7 eşittir 0. Bu bize veriyor. Şu kalın biraz kendi içeceğim. Evet. Burada yapmanız gereken birinci adım şu. Denkleme bakacaksın ve diyeceksin ki y yalnız mı? Bakıyorum y yalnız değil. O zaman y'yi yalnız bırakalım. Y'yi yalnız bırakırsam diğerlerini karşıya atarsam evet cevabını alırım. Evet cevabını aldıktan sonra ikinci adıma geçiyorsun. Y'nin katsayısı 1 mi? Bakıyorum. Hayır, y'nin katsayısı 1 değil. O zaman her tarafı y'nin katsayısı 1 olacak şekilde 3 ile sadeleştiriyorum. Dolayısıyla y'nin denklemi 2 bölü 3 tane x eksi 7 bölü 3. Evet, bu soruya da evet dedik. O zaman üçüncü adıma geliyorsun. Üçüncü adım sana diyor ki eğim dediğimiz şey x'in katsayısı. Demek ki eğim küçük m ile gösterilirse eksi 2 bölü 3'e biz eğim diyoruz.
Hocam keşke videoya eğimin tanımıyla başlasaydım. Bakın, elbette hani bir ressensör dünya haritasını çizmeye karar verdiğinde kıyıların girintili ve çıkıntılı olma durumlarını da gemi yolculuğuyla hesaplamak istiyor. Dolayısıyla yanına ne kadar yiyecek, ne kadar yakıt alacağım kestiremediği için yeryüzünün hareketini anlamak için gökyüzüne bakıyor. Ve güneşin, yıldızların hareketi sonucu vesaire bla bla bla, o detaylara biz girmeyelim. Zaten YouTube'a da yazarsanız matematik hikayeleri elbette hani trigonometrin doğuşu diye. Orada diyecek ki bir tane çubuğu yere dikiyorum. Uzayıp giden gölge boyuna ben tanjant diyeceğim. Aslında orada eğimden bahsediyor. Ancak bizim videolarımız daha çok böyle temel seviyede zorlanan arkadaşlara yönelik olduğu için tane tane anlatma uygun görüyoruz. Yani eğer burada sayısal sınıfından biri öğrenci olsaydı ona vereceğim cevap şu olacaktı. Y eşittir mx artı n formatına getirildikten sonra şurası bizim eğimimiz oluyor. Aslında bu cümlenin Türkçe meali şurası oluyor. Bakın y yalnız, y'nin katsayısı 1. Eğim x'in öndeki ifadedir. Ya da kaynaklarda çoğu kez görüyoruz. Hocam şöyle bir şey yapıyorlar. Diyorlar ki ax artı by artı c eşittir 0 ifadesinde eğim eksi a bölü b'dir. Yahu bunu gençlere ezberletmeyin. Buradaki mantık şu. Burada y'yi yalnız bırakıyoruz. Çünkü y yalnız mı diye soruyorduk. Bıraktım. Y'nin katsayısı 1 mi diye soru soruyorum. Her tarafı b'ye bölüyorum. Evet, y yalnız bırakıldı. Eksi a bölü bx eksi c bölü b. İşte bunu da y eşittir mx artı n formatına getirdiğimizde eğim şurası oluyor. Yani özetle arkadaşlar, bu videoda ezber yapmanızı istemiyorum. Bir tane daha soru sorup üzerine konuşmak istiyorum. Mesela sorumuz ne olsun? Sorumuz şöyle olsun. 4x eksi 3y artı 8 eşittir 0 olsun. Soruyorum. Neyi bulmak istiyorum? Eğimi bulmak istiyorum. Eğim küçük m ile gösteriliyor. Eğim y yalnız mı? Arkadaşlar şu an y yalnız mı? Değil. O zaman y'yi karşıya atabiliriz ya da y yerinde durabilir. Hiç fark etmez. Ben y'yi karşıya atacağım. Y'yi karşıya atarsam artı olur. Diğerleri aynen kalır. Şimdi soruyorum. Y yalnız mı? Evet. İkinci adıma getiriyoruz. Geçiyoruz. Y'nin katsayısı 1 mi? Hayır değil. O zaman her tarafı y'nin katsayısı 1 olacak şekilde katsayısına bölüyoruz. Böldük. Y yalnız mı? Evet. Y'nin katsayısı 1 mi? Evet. O zaman gidip x'in katsayısına bakıyorsun. İşte bu senin eğimin oluyor. Yani eğim buradan ne çıktı? 4 bölü 3 çıktı. Eğim pozitif de çıkabilir, eğim negatif de çıkabilir. Buna takılıp kalmıyorsun. Zaten bir sonraki videolarda bunu daha detaylı göreceksiniz. Hadi bir örnek daha yapalım. Süremiz var. Şöyle 3. sayfaya gidelim. Evet. Sorumuz şu olsun. 5x eksi 4y eşittir 0 doğrusu. Eğimini bulun diye sorsun bize. Eğimini bulalım. Y yalnız mı? Değil. Hemen y'yi yalnız bırakmak için karşıya atıyorum. Y yalnız artık. Y'nin katsayısı 1 mi? Değil. O zaman her tarafı y'nin katsayısına bölüyorum. Burayı 4'e böldüm. Burayı da 4'e böldüm. Y eşittir 5 bölü 4 tane x oldu. Evet, soruyorum. Y yalnız mı? Evet. Y'nin katsayısı 1 mi? Evet. Git x'in önüne bak. İşte orası senin eğimin. Demek ki benim eğimim 5 bölü 4 oldu. Eğim eşittir 5 bölü 4. Bir de bunun artılısını çözelim. Ki sonuç negatif çıksın. 5x artı 4y eşittir 0. Y yalnız mı? Değil. Y'yi yalnız bırakmak için bu sefer y yerinde dursun. X karşıya gitsin. Y'nin katsayısını 1 yapabilmek için her tarafı 4'e bölüyorum. Y eşittir eksi 5 bölü 4 tane x oluyor. Buradan da ne anlıyoruz? Buradan da diyoruz ki eğim eşittir eksi 5 bölü 4. Arkadaşlar eğim negatifse grafik sola yatık çıkacak. Eğim pozitifse grafik sağa yatık çıkacak. Bunları grafik dersinde ben zaten detaylı anlatacağım. Şimdilik sizin buradan almanız gereken mesaj şu. Hoca bize bir denklem verdiğinde ne yapıyoruz? Soracağımız soru şu. Y yalnız mı? Değilse yalnız bırakıyorsunuz. Y'nin katsayısı 1 mi? Değilse katsayısı 1 olacak şekilde sadeleştiriyorsunuz. Y yalnız katsayısı 1 ise, bu iki şart sağlanıyorsa gidip x'in katsayısına bakıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ha, eğim x'in katsayısıymış. Eğim pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Diğer videolarda zaten detaylı işleyeceğiz. Bu videonun amacı neydi? Bu videonun amacı size bir denklem verildiğinde eğim nasıl bulunur? Bu soruya cevap verebiliyor musunuz? Almanız gereken mesaj. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.